Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuşuyor. Dinliyoruz. Barındıran Denizli'miz kültür ve sağlık turizmiyle de ön plana çıkıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan ve her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği doğa harikası Pamukkale zaten başlı başına bir değerimizdir. 19 farklı antik kente kervansaraylarla, tarihi camilerimize ve geçmişe tanıklık eden nadide müzelere ev sahipliği yapan Denizli'miz bugün termal sularıyla birçok hastaya şifa sunarken turizm alanında da her geçen gün mesafe kat etmeyi sürdürüyor. Değerli kardeşlerim, küresel ekonomi son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkla şokları peş peşe yaşamaya devam ediyor. Salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok krizler ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemler artık yetersiz kalıyor. Nitekim enflasyonla mücadele gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediği, işsizliği de körüklediği apaçık ortadadır. İşte bu zorlu süreçte bizler küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye ekonomi modelini hayata geçirdik. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı doğru güncellerken ülkemize yönelik büyüme tahminlerini sürekli artırmaya devam ediyorlar. Buna en güncel örnek asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşamamıza rağmen daha ilk iki gün evvel Dünya Bankası'nın ülkemize yönelik büyüme beklentisinin yukarı doğru güncellenmiş olmasıdır. Modelimizi devreye aldığımızdan bu yana tüm küresel olumsuzluklara rağmen ekonomimizin makro göstergelerde sergilediği yüksek performans, ülkemizde kötümser tahminler yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyenlerin nasıl da yanıldığının aslında kanıtlar niteliktedir. 2022 yılında kaydettiğimiz %5,6'lık büyüme ile G20 ülkeleri arasında da en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme tam 13 çeyrektir devam ediyor. Ekonomideki sağlıklı ve güçlü büyüme istihdamda da yeni zirveleri test etmemizin önünü açıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon istihdama ulaştık. Ve bu tarihi yüksek seviyeyi yakalamış bir rakamdır. Salgın, savaş, deprem. Buna rağmen Ocak 2023'te yakaladığımız rakam tamı tamına istihdam ettiğimiz kişi sayısı 31,8 milyon olarak tescil edilmiştir. İhracatımız da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmak için adeta her ay kendisiyle yarışıyor. Bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yaparken Mart 2023 itibariyle yıllık 255 milyar dolar ihracat seviyesini çok şükür geride bırakmayı başardık. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan da turizm sektörü. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar rekor turizm gelirimizle dünyada en çok tercih edilen 4. turizm ülkesi Türkiye olmuştur. Tekrar ediyorum. Salgın, savaş ve deprem. Bunların en zor dönemlerin yaşanmasına sebep olduğu faktörler olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Bu süre zarfında asgari ücret başta olmak üzere ücretli çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız iyileştirmelere ve birçok kalemde uyguladığımız vergi indirimlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz
vermedik.